CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan 10 yeni fezleke meclise ulaştı. Böylelikle meclise ulaşan fezleke sayısı 1346 oldu. Öte yandan siyasette HDP'nin kapatılması tartışması da devam ediyor. Yani, ya, ben ben saat saat ben ben Hakkında verilen hak ihlali kararı sonrası yeniden yargılanmasına başlanacak olan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlık fezlekesi meclise ulaştı. 33 fezlekeden sonra 10 fezleke daha meclis başkanlığına ulaştı. Dokunulmazlığı kaldırılması istenen milletvekillerinden biri de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu. Berberoğlu geçtiğimiz günlerde milletvekili sıfatını tekrar kazanmıştı. Yargı yeniden yargılanması kararı vermişti. Berberoğlu'nun yeniden yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor. İşte bu nedenle hakkında fezleke düzenlenerek meclise gönderildi. 2021 merkez... 10 dosyanın 3'ü HDP'li Feleknas Uca hakkında. Biri MHP'li, biri de AK Partili vekile ilişkin. Demokratik Bölgeler Partisi'nin tek milletvekili Salih Aydeniz'in de dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. Geri kalan 3 dosyada yine HDP'li milletvekilleri hakkında. Meclis'teki fezleke sayısı ise 1346'ya yükseldi. Fezlekeler Meclis Karma Komisyonu'nda ele alınacak. Sandalye çoğunluğuyla dokunulmazlığı kaldırmak, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmakla aynı şeydir. Bu bir adalet arayışı değildir. Bu bir siyasi hesaplaşmadır. Öte yandan HDP'nin kapatılması tartışmasıysa siyasetteki yerini koruyor. Milletimizin bu rahatsızlığını da bilerek, HDP'ye oy veren 6 milyon vatandaşlarımızın da HDP'den rahatsızlığını bilerek, inşallah çalışmalarımızı yapıyoruz. 2023'te HDP'yi sandığa gömerek, İnşallah bir tabela partisi haline getireceğiz. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekillerinden peş peşe açıklama geldi. Kardeşlik hukukumuza kasteden, terörle arasına çizgi çekemeyen bu siyasi partiyi siyaset tarihinin toz raflarına göndereceğiz. Teröre Türkiye geçit veremez, yol veremez. Hiçbir hak talebi terörizme meşruiyet, teröriste masumiyet sağlamaz. Partileri millet açar, millet kapatır. AK Parti grup başkanı Naci Bostancı da HDP kapatılacak mı sorusuna cevabı siyasette değil hukuktadır karşılığını verdi. HDP ile ilgili bizim siyasi kanaatlerimiz hukukense ancak yorumlarımız olabilir. Biz siyasetle ilgiliyiz. Hukuken değerlendirme bağımsız mahkemelerin konusu.